Sivas, tarihin birçok döneminde çeşitli medeniyetlere başkentlik yapmış, sinesinde barındırdığı eserleri bir harabe olarak değil, yaşayan bir abide olarak dimdik ayakta tutmuştur. İlimizin her köşesinde farklı birçok medeniyetin izlerini taşıması, büyük bir kültürel mirasa sahip Anadolu şehri olduğunu göstermektedir. Sivas, her geçen gün artan sanayi hacmi, turizm potansiyeli ve kamu yatırımlarıyla Anadolu'nun parlayan yıldızı konumuna ulaşıyor. Yapılan yatırımlarla birçok alanda gelişme gösteren Sivas, milli hedefimiz 2023'e hızla ilerliyor. Eğitim. Son yıllarda eğitimde toplam derslik sayısı 5.999, toplam öğrenci sayısı 120.099, derslik başına düşen öğrenci sayısı 20, toplam öğretmen sayısı 8.635, okur yazarlılık oranı %94'e ulaşmış olup 2002-2016 yılları arasında 1.884 derslik yapılmıştır. 2002 yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 iken, 2016 yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 20 olmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi. 2016 yılında fakülte sayısı 16'ya yükselen Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenci sayısı 56.420, akademik personel sayısı ise 1.823'e ulaşmıştır. Daha önceden 2 olan yurt sayısı 2016 yılında 13'e yükselmiş olup, 1686 olan öğrenci kapasitesi ise 2016 yılında 11.042'ye yükselmiştir. Ayrıca 10.000 kapasiteli yeni öğrenci yurdu projesi çalışmaları da başlamıştır. Kültür ve Turizm. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas, geçirdiği tarihi süreçlerin yansımalarını bizlere sunmaktadır. Mimari eserlerimizdeki zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmak için valiliğimiz koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın restorasyonu kapsamında 104.000 metrekare alanda 197 taşınmaz kamulaştırılmıştır. Cami ve Darüşşifa restorasyon çalışması devam etmektedir. Diğer yandan Divriği Kalesi ve Divriği Konakları sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Atatürk Kongre Müzesi. Milli mücadele karargahı olarak kullanılan Atatürk Kongre Müzesi'nin 4 Eylül 2016 tarihinde restorasyonu tamamlanarak tarihi bina hizmete açılmıştır. Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi. 5.8 milyon TL bedelle ihale edilen Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi, 10 Ekim 2015 tarihinde hizmete açılmıştır. 3 kattan oluşan ve 8.000 metrekare kapalı alana sahip olan kütüphane, 800 kişiyi ağırlayabilecek kapasitededir. Küçük bir konferans salonunda bulunduğu kütüphanede panel, müzik dinletisi gibi etkinlikler de yapılabilmektedir. Kültür Merkezi Projesi. 6 Ekim 2015 tarihinde 14.4 milyon TL bedelle ihale edilen ve yer teslimi yapılan Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmaları başlamıştır. 5 kattan oluşacak olan binada konferans salonu, tiyatro salonu, opera salonu, sergi salonu, fuaye ve çok amaçlı salonla kapalı otopark yer alacaktır. Kültür Merkezi ilimizin birçok özelliğini ve sivil mimari örneklerini kimliğinde barındıracaktır. Yıldızdağ Kış Sporları Turizm Merkezi. Türkiye'nin en genç, en modern, en kaliteli ve en ekonomik kayak merkezi olan Sivas'ın parlayan yıldızı Yıldızdağ Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 5 mekanik tesis, 110 yatak kapasiteli otel, 5 günübirlik tesis, 1 buz park, yapay karlama, 1 sağlık tesisi, 1 yönetim merkezi ve teknik altyapı binası ve 1 karakol bulunmaktadır. Gençlik ve spor. Yapımına 2012 yılında başlanılan ve 110 milyon TL'ye mal olan 27.500 seyirci kapasiteli yeni 4 Eylül Stadyumu hizmete açılmıştır. Yapımına 2013 yılında başlanılan 4.000 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatı devam etmekte olup maliyeti 30 milyon TL'dir.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından kapalı olimpik yüzme havuzu 30 Eylül 2014 tarihinde 16 milyon TL bedelle ihale edilmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Gençlerimizin spor yapmaları için il merkezi dışındaki yerleşim birimlerine çeşitli spor alanları kazandırılmaktadır. Sağlık. Sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığı Sivas'ta yatak kapasitesi 2038 iken 2016 yılında 2546 olmuştur. Doktor sayısı 925 iken 2016 yılında ise 1472'ye yükselmiştir. Yapımına 2012 yılında başlanılan 950 yatak kapasitesine sahip ve 81.9 milyon TL'ye ihale edilen Sivas Numune Hastanesi A, B ve C blokları Ekim 2015'te hizmete açılmıştır. 250 yatak kapasiteli ek D bloğun proje ihalesi de yapılmıştır. Ayrıca ilçe merkezlerinde yeni hastane ve sağlık merkezi projeleriyle inşaat çalışmaları devam etmektedir. Sosyal hizmet ve yardımlar. Sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında evde bakım hizmetleri, engelli ihtiyaç sahiplerine aylık yapılan ödemeler, anne ya da babası yanında olmayan çocuklarımıza yapılan nakdi yardımlar, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar, şartlı eğitim yardımları, ihtiyaç sahibi ailelerimize kömür yardımı gibi birçok faaliyetin gerçekleştiği ilimizde sosyal devlet olmanın gerekleri yapılmaktadır. İl genelinde 58 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 2016 yılı içerisinde 30 milyon liraya yakın aynı ve nakdi yardım yapılmıştır. İlimizde yapılan toplam yardım miktarı ise 130 milyon TL'dir. Huzurevi ve Engelsiz Yaşam Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası inşaatlarının tamamlanmasıyla hizmet standartlarının daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ulaşım. Nuri Demirağ Havalimanı yeni terminal binası ve pist genişletme çalışmaları 2011 yılında hizmete açılmış olup yolcu kapasitesi 3 milyondur. 24 kilometre olan mevcut bölünmüş yol ağı 2016 yılı itibariyle 726 kilometreye ulaşmıştır. 2016 yılında bölünmüş yol yapım harcamaları ise 4.7 milyar TL'dir. İki tüp halinde inşa edilen yağ donduran ve Geminbeli tüneli yapım işi devam etmektedir. Çamlıbel, Kızıldağ ve Mazıkıran tünelleri yapımı planlanan projeler arasındadır. Bunlarla birlikte yapımı devam eden projelerin toplam tünel uzunluğu 53 kilometredir. Toplam uzunluğu 21 kilometre olan Kuzey Çevre Yolu projesi yapım işi ihale aşamasındadır. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesi inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla 603 kilometrelik Ankara-Sivas arası 405 kilometreye düşecek ve seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacaktır. Sivas ili 2018 yılında yüksek hızlı trene kavuşacaktır. Sıcakçermik-Yıldızdağ yol projesi ise 2015 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yatırım programına alınmış olup etüt proje aşamasındadır. Tarım ve hayvancılık. Korunga ve yulaf alanında Türkiye birincisi, arıcılık işletme sayısında Türkiye ikincisi, buğdayda Türkiye dördüncüsü, alabalık üretiminde Türkiye beşincisi, bal üretiminde Türkiye altıncısı, süt üretiminde ise Türkiye yedincisi olan Sivas, tarım ve hayvancılık destek programları ve teşviklerle gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Önceki yıllarda ilimizde 21 adet baraj ve gölet tamamlanmışken, 2003'ten bugüne kadar 28 adet baraj ve gölet hizmete girmiştir. Bununla beraber 390 milyon metreküp su depolanmıştır. 2003 yılından bugüne kadar 40 adet sulama tesisi inşaatı bitmiş, 422.480 dekar alanda ilimiz tarımına can suyu olmuş ve sulamaya açılmıştır. Bu rakam önceki yılların iki katıdır. Et Entegre Tesisi. Et Entegre Tesisleri Yapım İşi İl Özel İdaresi tarafından 15 Temmuz 2013 tarihinde 27 milyon TL bedelle ihale edilmiştir. Günlük 350 büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan kesim kapasitesi bulunan tesislerin inşaat çalışmaları 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle tamamlanmış ve tesisler hizmete açılmıştır. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. Sivas 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla DAP kapsamına alınmıştır. 2017 yılı itibariyle başta tarımsal sulama projeleri olmak üzere sosyal ve kırsal altyapı projelerine destek verilmeye başlanacaktır. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme.
İlimizde IPART 1 programı kapsamında 15 çağrı teklifi döneminde 598 proje sözleşmesi imzalanmış olup 303 milyon TL'lik yatırım tamamlanmıştır. Bu kapsamda işletmelere 158 milyon TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir. Sanayi ve ticaret. Daha önce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 76 firma faaliyet göstermekteyken 2016 yılında bu rakam 215'e yükselmiştir. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan sayısı 990 iken 2016 yılında 8800 çalışan sayısına ulaşmıştır. Bütün parsellerine raylı ulaşım imkanı sağlayan Sivas Demir Ağ İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılara yer tahsisine başlanılmıştır. Bu bölgede 814 hektar alanda 230 parsel bulunmaktadır. 5 firmaya toplamda 500 bin metrekare arsa tahsisi yapılmıştır. Yatırım teşvikleri. 5084 sayılı kanun kapsamında 2004-2009 döneminde 59 adet eski, 32 adet yeni kurulmuş tesis için 75.2 milyon TL enerji desteği sağlanmış, 3647 kişilik ilave istihdam oluşmuştur. 2009 Temmuz-2012 Nisan döneminde uygulanan bölgesel ve sektörel teşviklerde Sivas, Kayseri ve Yozgat 3. bölgede yer almıştır. 5 Nisan 2012 tarihinde açıklanan yeni teşvik paketinde ise iller 6 bölgeye ayrılmış, Sivas 4. bölgede kendine yer bulmuştur. Kırsal altyapı. Kırsalda yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü ilimizde içme suyu, köy içi parke taşı, kanalizasyon, asfalt onarım çalışmaları, sulama gibi birçok alanda faaliyetler devam ederek şehirde olan imkanların kırsala da kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılı sonu itibariyle 458 köye 2 milyon 700 bin metrekare kilitli parke taşı ve 705 köye 3350 kilometre asfalt yapım işi tamamlanmıştır. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları. Son 10 yılda toplam 108.233 hektar alanda çeşitli amaçlarla ağaçlandırma çalışmaları yapılmış, yaklaşık 64.6 milyon adet fidan dikilmiştir. 2008-2015 yılları arasında yaklaşık 20.9 milyon adet fidan üretimi ve 130.6 ton tohum üretimi gerçekleştirilmiştir. Toplu konut uygulamaları. TOKİ tarafından ilimizde 28 uygulamayla 3322 adedi merkezde olmak üzere toplam 6878 adet konut inşa edilmiştir. TOKİ tarafından ilimizde yürütülen yatırımların toplam değeri inşaatı devam edenler dahil 809 milyon TL'ye ulaşmıştır. Yeni kamu binaları. Kamu kurumlarımızın daha etkin ve daha verimli hizmet verebilmeleri amacıyla yeni defterdarlık ve afat il müdürlüğü hizmet binalarıyla il ve ilçe merkezlerimize de yeni adalet sarayları yapılmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi. Acil çağrı hizmetlerinin 112 numarası altında hizmet vermeye başlamasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi modern binası ve teknolojik altyapısıyla hizmet vermeye başlamıştır. Yüksek güvenlikli yeni nesil veri hizmetinin ihalesi ise gerçekleştirilmiştir. Bilgi güvenliğini üst seviyede tutacak olan yeni nesil veri merkezi ile sistemin sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. Şehir Parkı Projesi. Sivas Şehir Merkezi'nde yapılması planlanan proje ile Halk Eğitim Merkezi, Endüstri Meslek Lisesi, Kızılırmak İlkokulu ve Numune Hastanesi kaldırılacak. Bölgeye yeşil alan, park, kent mimarisine uygun orta ölçekli bir cami, katlı otopark ve el sanatları çarşısı yapılacak. Proje kapsamında yıkılacak olan Kızılırmak İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezi ise Endüstri Meslek Lisesi'nin bulunduğu alana inşa edilecek, bölgeye Halk Eğitim Olgunlaşma Enstitüsü binası da kazandırılacak. İlimiz bu projeyle 120 bin metrekarelik bir şehir parkına kavuşacak. Diğer yandan açık cezaevi müzeye dönüştürülecek ve yüksek güvenlikli kapalı cezaevi ile yeni kadın açık cezaevi de ilimize kazandırılacak. Bölgedeki tarihi yapılar ve kültürel değerler korunarak yeşil alan artırılacak. İlimize yapılan tüm yatırım ve hizmetlerin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, görev alan hükümetlerimize, Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, ilimizin değerli milletvekillerine, emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ederiz.